Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Tabii ki gün içinde çalışma temposu, eve geldikten sonra diğer tempolar, şunlar bunlar derken tabii bizim çalışmalarımız veya yayınlarımız ancak gece yarısını buluyor. Şimdi arkadaşlar, daha öncesinden bahsetmiş olduğum ortalama 3 ile 5 kilo arasında değişen büyük kompostlarım. Normalde bunlar toplam 6 tanesiydi. 3 tanesini atmak zorunda kaldım. Hem düzgün bir otoklav uygulamamıştım. Hem de aşılama esnasında tabii ki HEPA filtrem olmadığı için de çok sıkıntılar çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ortalama şu gördüğünüz 2, 3 kompost. 1, 2 ve 3. Ortalama arkadaşlar bu 3 kompost 2 ay gibi bir süreyi doldurdu. Rahatlıkla doldurdu. Artık önceki günler gibi tarih veya yaptığım saatleri şunları bunları yazmıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama 3 kilo veya daha fazladır. Tam bilmiyorum yani. Artık shiitake'nin kuluçka süresinden sonra, yani beyazlama aşamasından sonra bir kahverengimsi bir renk piyasaya çıkıyor diye bunu ben defalarca bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi şu anda buralarda olgunlaşma başladı. Ve de şuralarda ufak tefek olgunlaşmalar başladı. Sarım koşulları derseniz arkadaşlar %75 meşe talaşı. Artık bir saniye. Alt tarafında görüyorsunuz arkadaşlar, artık alt tarafı da sardı, saracak. Diyebiliriz yani. Alt tarafta birbirine kavuşması çok yakın. Yani beni şaşırtan bir kompost aslında. Ha, sonuç ne olacak, nasıl bir verim verecek bilmiyorum. Evet arkadaşlar, gelirsek diğer kompostuma. Evet, gördüğünüz gibi tam ortasında bir, evet şu anda kamerada görüküyor rahatlıkla. Ortasında bir kahverengimsi bir durum var. Ondan sonra başka var mı arkadaşlar? Daha başka var mı? Bilmiyorum. Ben bu esnada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben aşılamaları sadece üst taraftan yapıyorum. Şimdi normalde ben bir ev içinde bir hobiciyim. Hobici olduğum için de özel bir değerim yok. Genellikle yani soğuduktan sonra, kompost soğutma işleminden sonra hızlı bir şekilde ağzını açıyorum. Kiri tekrardan gördüğünüz gibi kliple cırtlıyorum veya iple bağlıyorum. Yani şurada gördüğünüz gibi iple bağlıyorum. Tabii bağlamadan önce miselleri üstüne atıyorum. Bağladıktan sonra üst tarafta sadece şu şekilde bir salkalamayla üstten aşılama yapıyorum. Yani elimden gelen imkan bu kadar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evet bu bölgede siyah küf oluştu. Büyük ihtimalle komposttan dolayı oluştu yani. Belki içindeki bir mineral farklı bir denge oluşturmuştur. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar alt tarafa dönmeye başlamış. Bu tarafından da alt tarafa dönmeye başlamış. Ortalama bu da 3 kilo veya 5 kilo gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, gelirsek şu anda 3. kompostuma. 3. büyük kompostuma. Daha önce bunun yayını birkaç defa yapmıştım. Gördüğünüz gibi yeşil küf. Bunu dışarıya bıraktım. Şu anda Kahramanmaraş aşırı derece soğuk. Hele hele geceleri eksilere düşüyor yani. Dışarıda bir şoklama uyguladım. 3-5 gün dışarıda kaldı. Tabii soğukta yeşil küf çok ilerlemez. Bunu çoğu insan bilir yani. Tabii ben dışarıda beklettim. Bu esnada tabii ki mantarın sarım esnası hifleri yeşil küfün artık içine girmeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil küfün içine girdi ve yeşil küfü öldürmeye çalışıyor şu anda. Bakın mesela şu anda bir yeşilliğin ortasında bir gördüğünüz gibi şu bölge, bakın parmağımın ucunda. Bir saniye, evet. Evet arkadaşlar, beyazlığı içinde yeşil küf orada kaldı. Alt taraflar da gördüğünüz gibi şurada bir problem var.
parmağımızda bir problem var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani bunları hiç umursamıyorum artık eskisi gibi. Bunları buraya attım. İşte akşamdan akşama şöyle bir göz gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir çalışmam. Bu bölgede bir sorun var. Ne sorun var bilmiyorum ama burada barikat gibi miteller durmuş, ilerlemiyor. Ama arkadaşlar diğer taraflarını görürseniz eğer, diğer taraflara çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ha, sonuç ne olur bilmiyorum. Tabii şu anki burası, bu ortam aşırı derecede soğuk. Büyük ihtimal burada geceleri soğuk 15 derecenin altına iniyor. 15 derecenin altında olduğu halde şu anki gördüğünüz vaziyet bu şekilde. Gördüğünüz vaziyet bu şekilde. Şu anda diğer kompostlarımı sunacağım. Videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar, kovanın içinde gördüğünüz gibi en iyi kompostum. Gördüğünüz gibi şöyle elimizde yavaşça alırsak, saniye. Evet arkadaşlar, daha önce bahsettiğim olaylar bu. Şimdi canlı canlı daha iyi görüyorsunuz. Kompost sarımdan sonra, beyaz işlemden sonra ortaya bu şekilde bir kahverengi renk alır. Kompostu hele hele poşetten çıkarttıktan sonra elinize almak çok iyi bir şey değil aslında. Çünkü ister istemez mesela şu gördüğünüz koyu kahverengiler tomurcuktur. Yani bu tomurcukları ezmeniz dahi bir mantarın yok olmasına sebep olur. Ki bu tomurcukların da altlarından büyük ihtimalle mantar gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle ben bunu bu şekilde bir yere koydum ki yani bunun üstüne bir poşet seriyorum. Poşette ufak tefek delikler var. Hem buradan ısısını alsın hem de havalandırmaya devam etsin. Yani saçma sapan bir şey deniyorum işin doğrusu. Ama eminim ki bu kompostumdan çok güzel bir verim alacağım. Ve sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Bu kompostumu da açalı. Bugün ikinci gün oldu yani. Şimdi diğer kompostlarımı tanıtırsam. Şimdi bir saniye. Şimdi arkadaşlar görüldüğü üzere bu kompost çalışmasını 4 gün oldu. Yani bugün gece yarısı, şu anda gece yarısı saatler. 4 gün oldu. Üstüne şu turuncu renkler normalde keçeli kalemdi. Ama silinmiş. Her neyse. Bu çalışmam 4 gün oldu. Misellerim patlamaya başladı artık arkadaşlar. Zaten bir misel 2 günde veya 4 gün içinde patlamaya başlar. Sarım sürmeye başlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 günlük bir çalışma. Misali yine çok kullandım. Çünkü sadece üstten haşlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birincisi bu. Evet arkadaşlar bu çalışmam yılbaşı gecesi yapmıştım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yılbaşı gecesi yapmış olduğum bir çalışma. Ortalama 4-5 gün oldu. Ve yine sadece üstten haşlamıştım. Ve gördüğünüz gibi 10 numara devam ediyor. Evet arkadaşlar. Ortalama 950 gram falan geliyordu o zamanlar. %50 dut talaşı, %40 gibi meşe talaşı. Ve işte kendi karışımlarım işte alçı, kepek ve birkaç tane daha organik kendi karışımlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarım hemen hemen bitmek üzere. Şunu şöyle şuraya tutalım. Evet arkadaşlar %75 meşe talaşı. Ortalama ağırlığı tabii ben bunları doldururken vura vura pres elimle pres yapa yapa vurdum. Ortalama ağırlığı 1 kilonun üstünde. Gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı olmuş. Ama gözle görürken herhangi bir şekilde yeşil küf, siyah küf veya pembe küf veya benzer küfler bulunmamakta ve sarım hala çok güzel bir şekilde ilerlemekte. Şöyle bir kenara katalım arkadaşlar. Evet, diğer bir kompostum. Yine %50 gibi dut talaşı. Diğerinin arkadaşı, kardeşi her neyse.
Gördüğünüz gibi sarımlar 10 numara devam ediyor. Burada zamanında yorum yapmıştım. Burada bir yeşil küf gibi bir durum vardı. Ve en sonunda mantar bunu buraya hapsetti ve bunu burada öldürdü. Gördüğünüz gibi de artık kahverengimsi sular piyasaya çıkmaya başlamış. Bir bölge, evet, şu bölgede gördüğünüz gibi olgunluk yavaş yavaş olgunluğa dönmeye başlamış. Vesaire vesaire yani arkadaşlar. Şunu da şöyle şuraya katayım. Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir kompostum. %75 gibi meşe talaşı. Evet arkadaşlar, daha önceki videomda özellikle bahsetmiştim. Siyah küf. Şunlar da büyük ihtimal ya siyah küf veya içine kattığım malzemeden dolayı olmuş bir şey, renk. Ama şu ikisi özellikle siyah küf. Ben gördüğünüz gibi bunu içine aldı, hapsetti ve o oradan ilerleyemez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sarım çok güzel bitmek gibi bir durum var. Tabii bitmek gibi durum diyorum ya arkadaşlar. Bu meşe talaş olduğu için bu biraz sıkıntılı yani, öyle hıh deyince bitmiyor yani. Saman gibi veya sizin yaptığınız pamuk telefi gibi değil yani. Evet arkadaşlar, yine %51 dut talaşı gördüğünüz gibi. Burada bir sıkıntı vardı. Daha önceki videomda var bu belki. Artık mantarın hifleri sıkıntıyı aşmaya başlamış. Evet. Burada da aynı derecede artık mantarın hifleri bu sıkıntıyı aşmaya başlamış ve devam ediyor. Evet arkadaşlar, %75 yine meşe talaşı gördüğünüz gibi. Bakın burada bir siyah küf varmış. Daha önceki videomda belki burası açıktı bu şekilde. Ama bunu araya aldı ve bunu burada artık yok etmeye başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda mantarın hifleri buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradaki sıkıntı neyse gözle görükmüyor tabii bu esnada, bu sıkıntıların bir kısmı. Burayı araya alıp burayı yok edecek. Evet, bir yandan sarım alta doğru inmeye başlamış. Evet arkadaşlar, yine bir %50 dut talaşı. Muazzam bir şekilde. Ve yine burada bir sıkıntı var. Gözle görünmeyen bir sıkıntı var. Ama sarım hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Bu gördükleriniz siyah küf değil. İçine koyduğum bir malzeme bu şekilde bir siyahlık oluşturdu. Of, evet arkadaşlar bakın. Çok güzel bir sarım. %75 meşe talaşı. Tabii kompostlara presleme yaptığım için tomurcukların bir kısmı görükmüyor ama gördüğünüz gibi bakın mesela şu bölgeler kar beyazı ve tomurcuklar şu anda daha oluşmamış. Hey yavrum hey. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, artık altlara doğru da hifleri inmeye başlamış. Evet arkadaşlar, daha sarımı devam eden %51 dut talaşı. Bakın burada bir tomurcuk oluşmuş. Burada bir tomurcuk oluşmuş. Burada bir tomurcuk oluşmuş. Burada bir tomurcuk oluşmuş. Bakın burada bir olumsuzluk vardı. Diğer videolarımda var bunlar. Artık bu olumsuzlukları yok etmeye başlamış. Çünkü araya almış. Bakarsanız evet arkadaşlar, şurada bir tomurcuk oluşacak ama presleme yaptığım için tomurcuklar bazen oluşmuyor. Evet arkadaşlar bakın burada çok güzel bir tomurcuk var. Şu parmağımın ucunda. Üst tarafa bakarsak, üst tarafta kahverengimsi sular piyasaya çıkmaya başlamış. Tabii ben bu kompostları bazen 2 haftada bir veya haftada bir alt üst değiştirdiğim için su bir alta iniyor, bir yukarı çıkıyor. Evet arkadaşlar, %75 bir meşe talaşı. Gördüğünüz gibi sarı muazzam. Hiçbir sıkıntı yok. Üstlerde de hiçbir sıkıntı yok. Ve altlara doğru artık gördüğünüz gibi arkadaşlar, altlara doğru da inmeye başlamış. Kaç tane saydık bu zamana kadar? 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Seher ablam 10 tane. Şu anda yayında bulunduğum 10 tanesini sana ayırmıştım. Bu 10 tane sana ait yani. Evet arkadaşlar. Şimdi şahsı boş verelim.
Yani boş verelim derken bir kenara katalım. %75 meşe telaşı. Zamanında hatırlarsanız 3 günlük, 6 günlük, 9 günlük diye yayınlar yapmıştım. Bunlar büyük ihtimal 3 günlük yayınlardaki kompostlar. Tarım devam ediyor. Hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Evet arkadaşlar, %75 meşe telaşı. Yok, tomurcuk değil. Bakın arkadaşlar, burada kar gibi. Üst tarafa bakarsak artık olgunlaşmaya başlamış. Görüyorsunuz artık. Siyah, pardon, kahverengimsi oluşumlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir önceki yayınımda belki burası açıktı ki yeni yeni bakan burası yeni kavuşmuş. Burada bir sıkıntı vardı. Gözle görürken hiçbir sıkıntı ben göremiyorum. Işık yaktığım halde göremiyorum. Sağından, solundan geldi ve bunu buraya hapsetti. Artık bu yayılmaz, ilerleyemez. Bunu Shiitake'nin hifleri araya alır ve bunu yok eder. Shiitake'nin bu özelliğini 50 milyon sefer bahsettim. Bahsetmekten vazgeçmeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sarım muazzam devam ediyor. Evet arkadaşlar, devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın mesela arkadaşlar, burada da bir olumsuzluk var. Gözle görürken bir şey yok. Büyük ihtimal siyah küftür. Ve bunu araya almış, yok etmeye başlamış. Ne güzel bir işlem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tarım devam ediyor. Muazzam bir şekilde. Evet arkadaşlar, son yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar, burada bir tabii bu beyazlık biraz daha üstlerdeydi. Artık buradan gelmeye başlamış. Bakın buradan çok hızlı ilerlemeye başlamış. Şöyle tutayım. Bakın buradan çok hızlı ilerlemeye başlamış. Sağdan soldan gelip bunu araya alıp işte yok edecek. Evet, burada da aynı bir sorun var. Belki daha önce ben bunları yatay koymuştum. Yatay koyma esnasında da olmuş olabilir. Tam bilemiyorum yani. Gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Buradaki sorunu daha önce de bahsetmiştim. Artık buradaki sorun ölmüş, yok olmuş. Allah rahmet eylesin. Ve kahverengi renklerine dönmeye başlamış. Burada bir sorun vardı arkadaşlar. Şu gördüğünüz, onu da yok etmişler sağ olsunlar. Bakalım arkadaşlar. Yok, bir tomurcuğumuz yok. Artık hifler altlara inmeye başlamış. Evet arkadaşlar. Ha tabii ki bu bahsetmiş olduğum %50 dut talaşı olan. Evet arkadaşlar, yine bir dut talaşı. %50 bir dut talaşı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış. Şurada bir sorun var. Bu sorunu ben daha çözemedim. Herhangi bir şekilde gözle görürken yeşil küf veya siyah küf bulunmamakta. Evet, sarımın bir tarafı aşağılara inmiş. Maşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıkıntımız yok. Yine bir %50 dut talaşı. Yanındaki de arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir %50 dut talaşı ve olgunlaşma zamanı başlamış. Ama sarım da devam ediyor. Artık sonuç ne olacak bilmiyorum. Sarsa da olur, sarması da olur. Benim için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, diyeceğim bu şekilde. Bir zamanlar yapamazsın. Şu taki çok zor. İşte şu gerekiyor, bu gerekiyor diyen arkadaşlara özellikle inat ettim. Azimle, çabayla ve ben bu işi başardım. Yani başarılmayacak bir mantar yok arkadaşlar. En başta araştırmak gerekiyor. Okumak gerekiyor. Hele hele en çok okumak gerekiyor. Yabancı kaynaklı, ondan sonra artık ben Türk kaynaklı birçok şeye bakmıyorum da. Yabancı kaynaklı, en çok yabancı kaynaklı araştırmak gerekiyor. Çünkü yani belki bu kültüre alma olayları dünyada belki 50 sene, belki 60 seneden beri var. Biz ise daha yeni yeni maşallah daha istiridyeyi tanımaya çalışıyoruz. Ki daha istiridyeyi tanıyamadık. Ki diğer mantarları tanıyalım. Arkadaşlar, ben sıradan bir hobiciyim. Daha önce de bahsetmişimdir belki bu lafları. Belki bıktınız da yani. Ufak bir hobici, basit araştırmalarla ben bu seviyeye geldim.
Ve çok şükür de ben kendi geldiğim seviyede çok memnunum. Hiç yoktan yapamam dedikleri mantarlarla uğraşıyorum. Allah izin verirse yakında Lyon Smane hakkında da tecrübe edindikten sonra bu şekilde yine paylaşımlarım olacaktır. Aslında arkadaşlar mantarlar hakkında daha çok kelimeler var. Yani duymak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz daha çok kelimeler var. Ama tabii sizler ezber yaptığınız için bu kelimeleri duysanız dahi anlamayacaksınız. Anlamayacaksınız, anlayamayacaksınız hatta bu yüzden de. O yüzden de artık ben eskisi gibi kimseye karışmıyorum. Toplam yeni yaptığım çalışmayı saymazsak 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Yeni yaptığım çalışma 21. Demek ki yaptığım çalışma adı 22. İki tane kaliteli mantarım var. Açmış olduğum iki tane kaliteli kompostum var. 22, 24 tane. 24 tane yapmış olduğum 1 kiloluk taşlarda bir saniye. 1, 2, 2, 3. 24'te 3 fren var. Yani toplam 27, 30 tane yapmışım. 3 tane fren var. 3 tanesinde altında çok eşeküf var. Ve sıkıntılar var. Onlar da dışarıda şu an soğukta şoklamaya aldım yani. Büyük kompostlarda ise 5 tane fren var. O 5 tanesinde şu anda 2 tanesi şoklamada. 3 tanesini attım. Yani ben yani çok bir malzemem yok. Gördüğünüz gibi. Çalışma ortamım benim burası. Mutfağın üst tarafı. Kuluçka yerim. Aşlama yerim genellikle burası. Açmamla kapamam, aşlamam bir oluyor. Ve çok şükür de yani 31 kiloluk poşetlerde 27, 24 bir saniye 24, 20, pardon özür dilerim 27 tane yapmış olduğum çalışmalarda sayılar unutuyorum yani arkadaşlar. Kusura bakmayın valla kafam karıştı. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Shiitake mantarı. Ve muhteşem şekilde her şey göz önünde. Anlatmaya gerek yok beyler. Her şey göz önünde. Aykün mü yani? Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese kolay gelsin.